Anne bakar mısın? Kız resmen gözümüzün önünde evleniyor Bulut'la. Biz burada hala çekirdek çitliyoruz ya anne ya. Ya anne benim acım çok büyük şu an, ver şunu. Of delireceğim. Bu mutlu günde her iki aile adına hoş geldiniz diyor. Nikah akdine başlıyorum. Öncelikle sizleri tanıyalım. Adınız, soyadınız? Elif Ardalı. Teşekkür ederim. Adınız, soyadınız? Umut Giray. Teşekkür ederim. Daha önce evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Şimdi bir kez de burada şahitler ve davetliler önünde sözlü olarak beyan ederseniz evlenme akdinizi gerçekleştireceğim. Siz Sayın Elif Ardalı, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi hür iradenizle yanınızda bulunan nişanlınız Sayın Bulut Giray'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Önce benim bir sorum var. İzin verirseniz Cihan Giray'a bir soru sormak isterim. Eminim vereceği cevap hepinizi yakından ilgilendiriyordur. Evet, Cihan Giray. Hazır bütün ailem ve konuklarım buradayken yıllardır sakladığın o sırrını açıklamak istemez misin? İstiyorsunuz? Kocanızın sırrını bilen tek kişiyim diyelim. Şimdilik bu kadarı yeterli. Can. Ne demek oluyor bütün bunlar? Kim bu kadın? Nereden bileyim Ruşen? Sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum. Ne söyleyeceğimi merak eden yok mu? Ben merak ediyorum. Yanlış yapıyorsun Ruşen. Evet. Seni dinliyorum. O kadar kolay değil Ruşen Hanım. Dilimin ucundaki bu sırrı öğrenmenin de bir bedeli var. Neymiş bedeli? 100.000 euro mesela. Bence bildiklerim için gayet mantıklı bir rakam. Hı? Evet, hatta aranızda kim 100.000 euroyu verirse Cihan Giray'ın sırrını o öğrenir. Evet. Cevap bekliyorum. İzin verin, bu kadına hak ettiği gibi davranayım Cihan Bey. Böyle güzel bir gün bu durumu hak etmiyor bence. Sizin 100.000 euronuz olmadığı için bu sırrı öğrenme gibi bir şansınız yok Alaz Bey. Lütfen başkalarının hakkını yemeyin. Siz sırrın ortaya çıkmaması için, siz de çıkması için ödeme yapacaksınız. Anne, bu saçmalığa bir son verir misin artık? Eğer illa dinlemek istiyorsan bu kadını dışarıda dinleyebilirsin. Alas, lütfen dışarı çıkar şu kadın. Peki. Gelir misiniz siz?
iki gün sonra size buluşacağımız yeri söyleyeceğim. O zamana kadar hoşça kalın. Ha, son bir şey. 10 dakika sonra sosyal medyada küçücük bir çalkalanma olabilir. Böylelikle ne kadar ciddi olduğumu anlarsınız. Hadi. Performansı. Senaryoyu yazan da sensin, sahneyi kuran da. Ben sadece oynadım. Bir şey diyeceğim. İyi oynadın ha, aferin. Etkilendiler değil mi? Yanıyor, yanıyor içerisi, yanıyor. Şimdi ne olacak? Her zamanki gibi. Senden haber bekleyeceğim. Aferin. Öğreniyorsun. Ne yapıyorum ben ya? Kamera mamera vardır burada. Şimdi seni izleyeceğim, tamam mı? Kendine çok iyi bak. Defol git! Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Bunun hesabını vereceksin Cihan. Neyin hesabını vereceğim Ruşen? Saçmalama. Kadını hiç tanımıyorum dedim sana. Ama kadın hepimizi ismen tanıyor. O zaman ona sorsaydın, bana değil. Devam edebiliriz. Siz Sayın Elif Ardalı, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi hür iradenizle yanınızda bulunan nişanlınız Sayın Bulut Giray'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkürler. Siz Sayın Bulut Giray, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi hür iradenizle yanınızda bulunan nişanlınız Elif Ardalı'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkürler. Efendim sizler de bu mutluluğa şahitlik eder misiniz? Evet. Ay evet. Teşekkürler. İmzalar lütfen. Şahitlerimizin de imzasını alalım. Lütfen ayağa kalkalım. Ben de Türk Medeni Kanunu ve belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tabii ki de cüzdanı hanımefendiye teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkürler. Vallahi bilmem. Sana gelmiş. Bana. Kim göndermiş? Bilmiyorum. İpek Giray. Ver bakayım. Siz hangi ara böyle samimi oldunuz İpek'le ne? Aa, kutusu da pek güzelmiş. Asalet başka bir şey işte. Kaliteli insan, kaliteli insandan anlıyor demek. Cemre. Ben var ya. Senin o mağazada yaptıklarını hala unutamıyorum. Hadi o Faysal'ın çocukları yapsa neyse de. Sen benim kızım. Nasıl böyle bir şey yaptın ha? Hiç yakıştı mı sana hırsızlık? Ay anne tamam. Tamam ama yani kaç kere özür dileyeceğim senden. Olan oldu. Artık zamanı geri alamayız değil mi?
Şunu ben odama götüreyim. Beni orada öyle bırak git. Sonra video göndererek hediye alarak gönlümü almaya çalış. Yok öyle. O kadar kolay değil. Babysi. Canım arkadaşım. Her şey için çok teşekkür ederim Üstad teyze. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımdasınız. Çok ama çok mutlu oldum. Her şey gönlünüzce olsun. Kaçalım mı? Kaçalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Elif. Şişeyat. Bir tutuşta. Atıyorum o zaman. Hadi. Bir. İki. Üç. Ay tuttum anne. Ay. Nasıl yani? Sıradaki şanslı gelin ben miyim şimdi? Şey değil babişko. Baksana. Hakkımızda 1000 tane tweet atılmış farklı hesaptan. Hepsinde de aynı cümle. Cihangiray'ın sırrı ne? Kadın dediğini yaptı. Yakında basına da sızar bu haber. Bravo Cihan. Bravo sana. Eğer bunun önüne geçmezsek akşama kadar TT oluruz, haberiniz olsun. Cihan yürü. Yürü de konuşalım Allah aşkına. Bakalım nasıl çözeceğiz bu işi. Altınlarım mı vardı? Bana bak kız. Sen çaldın değil mi altınlarımı? He? Girdiğini görmüştüm odaya. Sen mi çaldın altınlarımı Cemre? Anne neler söylüyorsun ya? Ben senin kızınım. Parçanım ben senin. Nasıl çalarım senin altınların alt tarafı? Bir tane ruj çaldım ya. Defalarca özür diledim senden anne. Bana böyle bir şey nasıl layık görürsün ya? Yok kızım. Öyle demek istemedim ben. Ne demek istedin? Basbayağı öyle dedin anne. Ne bileyim ben Cemre. Baksana ya. Baksana şu keseye bak. Bomboş kalmış. Bak nasıl hafif. Nasıl hafiflemiş. Hepsi gitmiş altınlarımı. Gitti altınlarım. Kim çaldı o zaman benim altınlarımı? Ha? Kim çaldı benim altınlarımı? Ben. Geçen gün İnan'ı gördüm. Buraları karıştırıyordu. O Kiler Faris Kılıklı çaldı altınlarımı. Kesin o çaldı. Ama göstereceğim ben ona. Altınlarımı çalmak neymiş? Hırsız! Tamam. Tamam anne. Cemre.
Baksana ya. Baksana şu kese. Bomboş kalmış bak, bomboş. Al bakalım şunu. Evden ayrıldın, ihtiyacın olur. Abi yok. Alamam bu parayı. Al az abi, olmaz, al sen bunu. Al. Olur mu öyle şey? İnan, sen artık ailedensin oğlum. Seninle de biz ilgileneceğiz. Al dedim, söyletme. Abi, öyle diyorsan. Eyvallah. Elif'i yollayacak değil mi? Bu yakışıklıyı bakacak mı kardeşim? Sen hiç merak etme. Elif'le bizzat ben ilgileneceğim İnan. Onu Bulut'a karşı korumak bile benim vazifem. Hadi bakalım. Sakin ol, akıllı ol, güzel insan ol. Sakinim abi. Vukuat yok. Güzelim, sakinim. Aferin, aferin. Hadi bakalım. Hanımlar, buyurun ben bırakayım sizi. Tamam, hadi. Ya Allah aşkına pat 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 pat. Bu kafa, bu kafa. Faysal. Ne oldu? Senin oğlun İnan hırsız olmuş. Bak bütün altınlarımı çalmış. Senin altınların mı vardı bir anda? Hı? Konumuz bu değil şimdi Faysal. İnan, benim zor günlerimiz için dişimden tırnağımdan arttırarak biriktirdiğim 5 tane küçük altınımı hop çalmış. Küçük dediğime bakma he. Nah, böyle böyle altınlar, 5 tane. İnsan annesini soyar mı ya? İnan öyle bir şey yapmaz. Cık. Yapmış işte. Cemre görmüş. Anlatsana Cemre. Gördüm baba. Ne gördün? Beni görünce toparlandı. Ben başta anlamadım tabii ama yani. Demek ki altınları çalıyormuş. Kesin Elif'e takmak için almıştır. Aklı sıra annemin altınlarıyla giraylara hava atacak. Tabii ya. O çalmış işte. Ah inan ah. Bir hırsız olmadığın eksikti. O da oldun. Bravo. Ama bak. Benim Cemrem. Böyle bir şey asla yapmaz. Katiyen yapmaz. Bir seninkilere bak. Bir de benim Cemre'me bak. Hala tweet atılıyor Can. Az önce de 2 tane gazeteci aradı. Ruşen Hanım konuyla ilgili açıklama yapacak mısınız falan diyorlar. Cihan. Bana artık anlatır mısın ne yaptığını? Ha? Ne yaptın sen? Susma, anlat. Yol boyunca aynı şeyleri anlattım durdum. Yine anlatayım. Ben bir şey yapmadım. Benim bir sırrım yok. Yani bunu anlaman için kaç kere daha tekrar anlatmam lazım. Bana bak, senin seks kasetin falan mı var? Yuh ama Ruşan ya, yuh ya. Ne bileyim yani, böyle gizli çekim bir şeylerle şantaj falan mı yapıyorlar sana? Daha fazla çirkinleşmeden bu konuyu kapatalım, tamam mı? Cihan, önce eve gelen o garip mektup, babacığım diyebilir miyim filan. Ondan sonra beni zorla götürdüğünüz o nikahta birdenbire beliriveren o gizemli kadın. Sakın bana bir şey yok deme. Çünkü sen bana 1000 defa da bir şey yok desen ben sana inanmayacağım. Bak Cihan, benden sana açık teklif. Ya şimdi konuşursun ve ben senin ne olursa olsun arkanda dururum. Her ne yaptıysan yap, seni affederim. Ya da bu işin arkasından sonradan sonraya bir şey çıkarsa yokum ben. Anladın mı? Olacaklardan ben sorumlu değilim. Yokum. Bak bak bak. Daha şimdiden 1100 oldu. Cihan Giray'ın sırrı ne? Cemre. Bak benim altınlarım gitmiş, çalınmış diyorum. Sen bana hala tweet anlatıyorsun kızım. Ya anneciğim,
Artık bu da aile meselesi sayılır bir yerde. Giray'ları ilgilendiren her şey bizi de ilgilendiriyor. Doğru diyorsun kız. Anlat bakayım bana şimdi bu. Bu neymiş, bu insanlar hem nereden bilirler bakayım Cihan Giray'ı falan, he? Bunlar yumurta hesap. Ne hesap? Ay yani sahte hesap anneciğim, sahte. Bunlar hep bir elden organize olup gündem yaratmaya çalışıyorlar. E zaten yarattılar da. Doğru söylüyorsun. Vallahi yarattılar. Ben bile merak ettim şimdi. Cihan Giray'ın büyük sırrı ne? Bunu mutlaka öğrenmem lazım. Vallahi. Yani ben de o kadar zengin olsam benim de bir sürü sırrım olurdu herhalde. Gerçi bu fakirlikte bile sırlarım var benim. Ne sırrım varmış kız senin? Ne sırrım olacak anne? Öyle lafın gelişi söyledim. Görüyorsun babanı değil mi? Nasıl işte ortadan. Bak işte böyle sebepsiz yere çocuklarını böyle savuna savuna al. Hırsız etti onları. Ama dur sen. Bunu öyle o hırsızın yanına bırakacak değilim herhalde. Alacağım intikamımı. Sen de hazırlan da gazeteye gidelim. Tamam anne. Girmeyecek misin içeri? Bir şey unutmadın mı sence? Ne gibi? Yani böyle filmlerde falan da olur ya, dizilerde de olur. Damat gelini böyle kucağına alıp öyle girerler ya içeri. Sen ciddi misin? Çok klişe değil mi bu? Yani evet, biraz klişe. Ama yani istemiyorsan yapmayabilirsin. Teşekkür ederim. Alışkanlık haline getirme. Düşüneceğim. Burada mı kalacağız biz şimdi? Eğer senin için uygunsa tabii. Çok güzelmiş burası. Beğenmene sevindim. O kadın nereden çıktı acaba birdenbire? Sonra da ortadan kayboldu. Kim bilir bizden sonra neler yaşadılar. Yani bilmiyorum ama... umurumda da değil zaten. Onların hepsi bu odanın dışında kaldı. Burada sadece sen ve ben varız. Sevgili eşim. Yani biz şimdi gerçekten evlendik mi? İnanamıyorum bütün bunlara. İnansan iyi olur. Gerçekten evlendik. Şu üzerimizdekilerden kurtulalım mı artık? Kurtulalım. Kurtulalım tabii. Ben önce bir banyo mu gitsem ha? İzin verir misin? Sevgilim, istediğin yere gidebilirsin tabii ki. Neden katıldım Cihan? Ha? Oğlumuzun o çapsız kızla evlenmesine neden göz yumdum? Çünkü sen bana dedin ki eğer bu nikaha bu kadar karşı çıkarsan biz oğlumuzu kaybedeceğiz. Ben de sana inandım, güvendim. Ve hiç içime sinmemesine rağmen o nikaha göz yumdum. Ama şimdi eğer senin geçmişte yaptığın bir şey bu aileye zarar verirse inan bana, sana bunu çok fena ödetirim. Anladın mı beni? Şimdi gözlerimin içine bak ve bana doğruyu söyle. O kadın senin hakkında ne biliyor? Senden de, ailemden de sakladığım bir sırrım yok. Bu kadına girince
Onun hakkında bildiğim tek şey sahtekarın biri oldu. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Şuna bak. Elif'imin en mutlu gününde gölge düşürdü o gizemli cadı. Kızcağız neye uğradığını şaşırdı ya. Aa, Elif arıyor. Anne tutsana şunu. Bercim. Ne oldu ki acaba? Alo. Yıldız. Elif ne oldu canım? Yıldız. Biz şimdi otele geldik bulunda. Az önce bana dedi ki artık şu üstümüzden kurtulalım mı dedi. Ben de tamam dedim. Sonra bir banyoya gidebilir miyim diye söyledim. Şimdi banyodayım. Ya ne yapsam bilmiyorum. Şey mi desem? Karnım çok ağrıyor. Beni acile götürür müsün falan mı desem ha? Yok ya. Yazık Bulut'a, şimdi çok endişelenir. Üzülür benim için, öyle olmaz. Buldum buldum. Yıldız. Şimdi sen bir saat tut. Ben içeri gidiyorum. 10 dakika sonra beni ara, tamam mı? Sanki çok önemli bir şey olmuş da senin yanına gelmek zorundaymışım gibi beni yanına çağır, tamam mı? Hah? Yani bilmiyorum ne olacağını ama çok önemli bir şey olsun, ne olur. Bak ben ne diyeceğim sana. Ben bir bidon benzin alayım. Mahalleye şöyle bir güzel yakayım, ha? Hem nereden baksan bir hafta kazanırsın. Nasıl bir fikir ama? Yani olur tabii ama sanki biraz abartma olur, ha? Kızım dalga mı geçiyorsun benimle? Sen severek evlenmedin mi bu adamla? Hı? Karı koca olmadınız mı siz? Ya kızım orası öyle tabii de. Yani bilmiyormuş gibi konuşma Allah aşkına. Bulut benim hayatımdaki ilk öpüştüğüm erkek. Ya konuşturma beni şimdi böyle. Sevdiğin adam o senin. Onunla öpüşürsün de... Tövbe tövbe. Kızım konuşturma şimdi beni burada. Yanlış bir şey yapar mıyım diye çok korkuyorum. Elif. Bu işin yanlışı mı olur? Ya siz evlendiniz artık. Anın akışına bırak kendini. Hem sen benimle konuşacağını içeri girsene bakayım. Kapatıyorum ben. Bak tünele girdim. Sesin gitti. Alo? Alo? Elif? Yıldız? Ya kızım ne tüneli? Kapatma dur. Elif? Dur bir şey söyleyeceğim. Ne olmuş kızım? Kötü bir şey mi olmuş? Ay yok bir şey olmamış. Beni merak etmiş. Sesimi duymak istedi. Ondan aramış. Peki bana müsaade. İyi günler. Çok memnun oldum. Belli oluyor mu? Hiç poker face değilsin. Değilim değil mi? Şimdi ne yapacağız peki? Hiçbir şey yapmayacağız.
Birbirimize sarılacağız. Ve anın tadını çıkartacağız. Yani kendimi anın akışına bırakacağım. Yıldız mı söyledi bunu? Yıldız söyledi. Bulut. Sen benim ilk aşkımsın. Sen benim hayatımda öpüştüğüm ilk erkeksin. Sen benim... Temel eğitimi de yok bu çocuğun. Arkadaşım burası yol. Arabalar geçsin diye. Bak kaldırım yapmışlar buraya. Nasıl yapalım? Çizerek mi anlatayım? Yıldızın etrafında dolaşmaktan vazgeç arkadaşım. Bak ben bana dokunulmasından hiç hoşlanmıyorum. Eğer bana bir daha dokunursan o parmağını kırar eline veririm arkadaşım. Beni duymadın galiba arkadaş. Ya insanlar keşke ilk seferinde anlasalar. Değil mi abiler? Arkadaşım ne yapıyorsun? Parmağımı kırdın ya. Ya ama ben sana dedim. Sen yıkat o kulaklarını. Duymuyorsun. Ben bu işin peşini bırakmayacağım Cihan. Öyle ya da böyle bulacağım benden sakladığın o şeyi. Gazetecilerin eline düşeceğine de cehenneme düş daha iyi. Acımayacağım size. Tabii ya. Kamera kayıtları. Ben bunu daha önce nasıl düşünemedim? Tavşan kanı. Bize de iki çay Nuri. Tamam. Korktum gibi olmadı birader. Bu Bulut zengindir, züppedir. Oynar bizim kızla, ortada bırakır diyordum ama... Elif delikanlı çıktı. Aldı bak kızı. Lan gelinlik de Elif'e yakışmıştır ha. Oğlum ne diyorsun ya? Melek gibiydi lan. Değil mi? Ay parçası gibi oldu oğlum kız. Sen de çağıracaktım İsa'da işte. Biliyorsun babacan durumu. Boş ver be oğlum. Senin orada olman yeter bana birader. Belanın katmerlisi geliyor birader. Anlamsın ama beni ne olursun artık ya. Nerede altınlarım İnan? He? Ne yaptın altınlarıma? Ne altını Gülendam? Ne diyorsun sen Allah aşkına? Sen daha iyi bilirsin ne altın olduğunu. Tam 5 tane küçük altınım kayıp. 5! 5 tane. Ne yaptın altınlarımı ha? Gidip kardeşine mi taktın düğünde? Yazıklar olsun. İnsan ailesini soyar mı be? He? Hırsız! Lafını bil. Hırsız mırsız. Bana bak. Ya akşama kadar altınlarımı geri getirirsin... ya da polise gider her şeyin
tek tek anlatırım. O boy devresici oğlum inan derim. Odama girmiş, çekmecemi açmış, bütün altınlarımı götürmüş derim. Yaparım inan. Bak bilirsin beni. Hiç çekinme. Ya altınlarımı hazırla ya da polise hesap vermeye hazırla. Karar senin. Hırsız! Dön babacığım önüne. Hadi İsa gidiyoruz. Nereye bilenler? Kuyumcuya yürü. Ah o Gülen'den var ya ne kudurmuştur ne kudurmuştur. Yiyecek tırnağı kalmamıştır. Belki de bir iki parmağını yemiş olabilir. Ay rahat vermişlerdir inşallah kıza. Merak etme sen. Bulut onun yanındayken kimseyi yaklaştırmaz Elif'in yanına. Yalnız bu Selami'den şikayetçi olmadılar ya. İşte büyük yanlış yaptılar orada. Elif istemedi anne. Aklınca Giray ailesini korudu. Ben biliyorum. Onların adı karışsın istemedi bu rezalete. Yani orası öyle de Selami gibi adamlar çok tehlikeli yılanlardır. Bu yılanların başını erkenden ezmezsen bir yolunu bulup tekrar ısırırlar seni. Şey anne. Hı. Ben bir çıkıp hemen geleceğim olur mu? Nereye kız? Gülendam'a gideyim de nikahta çekilen videoları göstereyim ona. Bir güzel çatlasını. Ne dersin? İyi. Tamam ama geç kalma. Tamam merak etme. Hadi. İstediğiniz görüntüler bunlar Roşan Hanım. Teşekkür ederim. Bu da görüntüleri hazırlayan kişinin emeğinin karşılığı. Hiç gerek yok efendim lütfen. Bakın ben kimseye boşluk almak istemem. Dediğimi yapın lütfen. Peki efendim. Aklıma Musa teyze geldi şimdi. O bizi böyle görseydi kesin öldürürdü. O böyle yatakta yemek yenmesine sinir olur. Hmm. Hı. Annen gibi değil mi senin için? Öyle. Hiç hatırlamıyor musun anneni? Hatırlamıyorum. Babam olacak o adam annemle ilgili her şeyi kaldırmış ortadan. Yok etmiş. Yüzünü bile gözümün önüne getiremiyorum. Ondan bana geriye hiçbir şey kalmamış. Çıktı. Yakında da hedefini vuracak. İntikam için uzun bir yol değil mi kardeşim? Bana kalırsa çıkar silahı. Daya başına. Bitti gitti ya. İntikam için hiçbir yol uzun değil kardeşim. Ben beklerim. Ben bundan sonra onların gerçeği öğreneceği an için yaşıyorum. Onların hayatlarının ne hale geleceğini görmek için sıkarım dişimi. Burası tamam. Hadi gidiyoruz. Ben sana arkadaşımı yedirir miyim pislik herif? Nerede patronun olacak o yılan? Yok efendim bir notunuz varsa. Bırak yalan söyleme. Buradadır o başka nerede olacak? Ya ne yapıyorsunuz durun. Nerede o iblis? Bak, eğer yalan söylersen yemin olsun saçını başına yolarım senin. Benden duymuş olmayın ama kayıp. Nasıl kayıp?
kesin bir yerlerde saklanıyordur o lan faresi. Yok öyle bir şey değil. Kimse bilmiyor nerede olduğunu. Annesi polise haber verdi, onlar da arıyorlar. Ama bulamadılar bir şey daha. Çocukları sever misin? Yani senin hakkında bilmediğim o kadar çok şey var ki. En çok merak ettiğim de bu. Çocukları sever miyim? Pek değil. Nasıl yani? Basbayağı. Ya düşünsene çocuğun olduğunda bütün hayatın onunla geçiyor. İstediğin zaman dışarı çıkamazsın, istediğin zaman gezemezsin. O ne zaman ve nerede isterse altına yapar, ağlar ve sen her daim yanında olmak zorundasın. Gecen yok, gündüzün yok, özel hayat yok. Kendine ait hiçbir şey yok. Ben ayak bağı olarak görüyorum. Sen ciddi misin? Hı. Ciddisin. Niye olmayayım? Yani bir kere benim karakterime ters. Yani insanın özgürlüğünü kısıtlıyor. Şaka yapıyorsun değil mi? Hı. Dalga geçiyorsun benimle. Ya dalga geçiyorsun işte benimle. Ya çok gıcıksın gerçekten. Bir an gerçek sandım. Alacağın olsun, görürsün sen. Bayılırım çocuklara. Sordukları sorulara, verdikleri cevaplara. Bence kesinlikle bizden daha akıllılar. Ve kesinlikle daha dürüstler. Keşke dünyayı çocuklar yönetse. Ah, işte görmek istediğimiz bulut. Ne oldu kızım? Gülendam kötü bir şey mi söyledi? Gülendam yanına gitmedim ben anne. Nereye gittin peki? Selamide'nin o iplesin bürosuna gittim. Ne? Sen ne işin var o sapığın bürosunda? Kızım sen erkenden öldürmeye mi çalışıyorsun beni? Anne. Selami bir haftadır kayıpmış. Polis onu arıyor her yerde. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Beter olsun. İnşallah bir yerde geberip kalmıştır. Toprağın altından çıkamayızca. Ya onlar öldürdüyse Selami'yi? Ya bizimkiler yaptıysa? Bizimkiler kim? Bulutlu Alas. Belki inan. Alas'la inan pek sıkı fıkıydı nikahta. Sen de fark etmedin mi? Kızım bunlar anlı şanlı iş adamları. Tamam Selami 100 kere 1000 kere ölmeyi hak ediyor ama... yok bu Bulut'la Alas'ın yapacağı iş değil. Peki nerede bu adam anne? Elif kurtarıldıktan sonra bir daha gören olmamış adamı. Nerede bu adam? Eğer Selami'yi öldürenler Bulut'la Alas'sa... bunlar nasıl adamlar böyle anne? Bir insan canını alan kişi başka kötülükler de yapmaz mı? Elif kimle evlendi böyle? Nasıl adamlar var etrafında anne?